Nizam ve mizan pratiğinde, nizam ve mizan ise fen aynasında kendini gösterdiğini, fenler ise dolayısıyla Allah'ın isimlerini gösterdiğini ve Batı'nın kendisini aldığı aklı kutsayan noktasını Bediüzzaman kökünden yıkıyor. Yani Kur'an'ın akla dayanan noktasını ispat ederken aslında vahye dayanmayan aklı Bediüzzaman eleştiriyor. Diğer mesela kısaca şuradan bahsetmek istiyorum. Hani Bediüzzaman örneğin bir tabiat risalesini, zerre risalesini ele alırken bir bilimsel yöntem ortaya koyuyor mu? Ben kısmen bunun üzerine durup ana nokta, kültürel batılaşma noktasına değineceğim. Mesela örneğin tabiat risalesi, yani makale diyelim, bilimsel noktada işte 130 adet makale veya zerre risalesine şöyle baktığımız zaman öncelikle Bediüzzaman konunun adını belirtiyor. Mesela tabiat risalesinin ilk noktasında neden yazıldığını, yani bu problematiği ortaya koyuyor. Ve sonra konunun soyut izahını yaparak başlıyor. Ve konuya somut öz açıklamalar getiriyor. Diğer dördüncü olarak konuya kainattan, varlıklardan örneklemeler, işte çiçekten, böcekten veya işte varlıklardan, madde aleminden, görünen tabiattan, doğadan bunlardan açıklamalar getirip anlaşılması için ekstra örnekler, misaller veriyor. Beşincisi, konunun içinde alternatif düşünceyle karşılaştırma yapıyor. Yani bu çok önemli bir şey. Yani hani bilimin bir karşılaştırma neticesi olarak ortaya bir meseleyi koyması, Bediüzzaman'ın da bu üslubu, yani bir anlamda modern bir, orijinal bir üslubu takip ettiğini gösteriyor. Aslında ben burada bunu ifade etmek istiyorum. Bir zaman Ali Bulaş ismini belirtmek istiyorum. Bediüzzaman bilimsel bir yöntem takip etmediğini söylemişti. Benden büyük hocalarım vardı, itiraz etmek istedim. Aslında bu nokta, bu ortam benim veya Bediüzzaman'ın böyle bir yöntem aslında çok güzel belirttiğini, kullandığını söylemek istiyorum. Sonuç olarak konunun ispatını soyut ve somut olarak Bediüzzaman ortaya koyuyor. Şimdi gelelim diğer bir noktaya. Mesela hani birazdan ilk bahsettiğim mesele, yani akıl ve bilimi kutsayan ve bununla bir yeryüzü cenneti oluşturmak isteyen veya hayatta en hakiki mürşit ilimdir, en gerçekçi bilimdir, aklı kutsayan ve dolayısıyla medeniyet tasavvurunu bunun üzerine inşa eden, söylemek istemedim ama gelirken üniversitenizin bir binasında gördüm. Bunu yazmak istiyordum ama işte medeniyet karşısındakilerine öyle bir ışıktır ki yakar. Dikkat edin, bunlar neyin üzerine bina ediliyor? Akıl ve bilim, yani bu prensipler, bu tezler üzerine bina ediliyor. Şimdi Bediüzzaman gerçekten çok önemli olan ve diğer sempozyumları konu olan bir formülasyonu var. Yani dört kelime üzerinden bir formülasyonu var. Öncelikle konuya yaklaşırken ona mesela niyet olarak tanımlarsak ve sonrasında mesela bilimin bir probleme yaklaşımını niyet olarak değerlendirdiğimizde soruna yaklaşımın yöntemini ise nazar dememiz, yani bakış açısı demek yanlış olmayacaktır. Örneğin bir sanatsal resim tablosu karşısında onu değerlendirmek bu paradigma ile açıklanabilir. Bir pozitivist, mekanik, akılcı perspektif tablonun çerçevelerinin düzgünlüğüne bakabilir. Bir diğeri ölçüsünü inceler, bir diğeri tablonun tarihselliğini, bir diğeri tablonun içerisindeki eserin güzelliğini ve benzeri inceleyen bir yaklaşımda bulunacaktır. Tüm bunlar niyet olarak formüle edilirse tabloya hangi perspektifle yaklaşıldığı anlaşılabilir. Yani aynı tablo birçok şekilde farklı okunabilir. Bediüzzaman nazar bakış formülüyle tablodaki tüm bu yaklaşımları anlamlandırarak tablodaki verilen mesajı veya anlatılmak istenen durumu ortaya koyar. Yani maddeyi anlamada sanatı sadece görünen yüzüyle değil, yani tabloya bakıldığı zaman sadece orada bir madde yok ama içerisinde bir mana var, yani sembolize ettiği bir anlam var.
Bunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla verilen mesajı, yani niyet ile bilimin bir şey problematik etmesini niyetlediğimiz zaman ve burada nazar bir yöntem kullandığımız ve mana ismi bu problematik başlangıç ve sonuç olabilir. Nedensellik kurulduğunda ortaya durum muhtevasını koyabiliriz. Fakat bilimin işte burada mana harfine geçmediğini belirttiği zaman her eserinde ispat ediyor. Yani kendilerini aklı kutsayan, aklı ön plana çıkaran, mekanik akılla bir tahakküm kuran ve bunu Batı medeniyetinin belirttiği zaman kuvvetlemesi, kuvvet tutması ve bu mekanik aklı üzerinden gitmesi, dolayısıyla belirttiği zamanın mana harfine intikalin bu zamandaki bilimin geçmediğinden bahsediyor. Bu çok önemli. İşte Bediüzzaman'ı Bediüzzaman yapan, yani ilmi kelam noktasındaki tecdidi veya diğer noktaları tecdidi elbette çok büyük ama işte Bediüzzaman'ın bütün peygamberlerin üzerine durduğu kelime-i tevhid, yani la ilahe illallah hakikatını her şeyde göstermesi, yani bilimi aslında Allah'ın Allah'ı gösteren bir araç olduğunu ifade etmesi manayı harfi noktasından değerlendirilebilir. Yani mana isminden öteye geçemeyen bilim, Bediüzzaman aslında o bilimi, yani maddeyi daha farklı hale getirerek ve anlamlandırarak manayı harfi noktasından yani müessire, onu yaradana, yaratıcıya geçiyor. Çünkü buradaki mana ismi noktasından baktığınız zaman buradaki varlıklar ve durumlardaki şekil vermek, büyütmek, canlandırmak, yönlendirmek gibi fiiller, işler burada takılıp kalıyor, öteye geçemiyor. İşte Bediüzzaman bu konuda intisam ile iş görmek ilim ile olur diyerek bilimin her dalının açık ve net olarak Allah'ın varlığını işaret ettiğini gösteriyor. Burası bir bölüm. Sayın dinleyiciler, diğer bölüm ise pozitif, yani akla dayanan felsefenin Bediüzzaman bu noktada öncelikle teorik altyapısını nasıl geliştiriyor? Kısaca buna değinmek istiyorum. Zamanım daralıyor. Pozitivizmin deneysel bilimin hakikate giden yegane yolu olduğunu ve akla güvene dayanan bir aydınlanma projesi olarak kendini göstermesi, Batı siyasi sosyal düşünce temelinde oluşturan saf akıl, doğanın ve toplumsal düzenin işleyişinin geliştirdiği yasalarla insanın mutluluğu için kullanabileceği bir yapıda kendini göstermiştir. Birazdan ifade ettiğim gibi, yani dolayısıyla bütün her şey formüle ediliyor. Dolayısıyla insanlar da böyle bir mekanik bir dünya algısını kabul etmesi gerekiyor. Ve bunun neticesinde, şimdi erken cumhuriyet dönemine baktığımız zaman, yani pozitivizmin şiarı olan akıl ve bilim, yani Kemalist rejimin kendi elinde tuttuğu akıl, bilim, bunun hani biraz tarihseline gittiğimiz zaman İttihat ve Terakki, onun ana teması, yani Avrupa'dan kaynaklanan pozitivizmin Auguste Comte'den işte düzen ve ilerleme, İttihat Terakki anlamı düzen, yani ilerleme, terakki. Cumhuriyet döneminin elit kadrosu ve Türkiye'de laik ve bütün bu projeyi, batılaşma projesini uygulayan bu kadro, Kemalist rejiminin ana teması, tezi ise akıl ve bilim. Dolayısıyla böyle bir dünya, böyle bir toplum ortaya koymak için bu konuda bir ne yapacaklar? Eğitilmiş, bu noktada böyle bu şekilde düşünen insanları inançtan ayıklanan bir duruma getirilmesi söz konusu olmuştur. Bu yüzden Türkiye'de siyasete yüklenen anlam işleri de dini egemenlik altına almak ve batılılaşmanın temelinde yer alan pozitivist, otoriter bir yönetim ideolojisi biçimlenmiştir. Yani bunun altyapısı budur. Yani pozitivist, akla dayanan bir düşünce ve bütün toplumun her alanında, yani dolayısıyla insanların giyinişinden, düşünce şeklinden ve yaşayış şeklinden, kamusal alandan ve kendi hayatlarının her alanında bir müdahaleci, bir otoriteri görmek mümkün. Bu ideolojinin, dolayısıyla bir ideoloji bütün toplumun her alanına, her hayatına şiddetli bir şekilde tahakküm etmektedir. Bu çerçevede Türkiye'de rejimi yüklenen anlam da Batı modeline göre imal edilmiştir. Bediüzzaman'ın Türkiye'deki bu toplumsal modeli ithal edenlerin hatasını, yani nefsinden sonra Avrupa filozoflarına meydan okuyorum demesi, aslında Türkiye'de bu nokta var. Yani neden kendilerine doğrudan meydan okumuyor? Çünkü onlar kendilerinden tevarüz eden bir düşünceyi Türkiye'de uygulamaya çalışıyorlar. İşte Bediüzzaman'ın bu batılaşmayı reddetmesi, Batı'nın dinamiklerini ortadan kaldırması, onları eleştirmesi bu nokta itibaren, birazdaki bu formülasyon itibariyle bahsettiğim gibi.
Web Bediüzzaman Türkiye'deki bu toplumsal modeli ithal edenlerin hatasını yeni Avrupa'dan, Batı'dan görmesi, düşünsel altyapının onlardan alınmasıyla açıklanabilir. Akla dayanan Kur'an'ın prensiplerinin üstünlüğünü ve insanlığa getirecek saadet medeniyetini bütün Avrupa filozoflarına karşı meydan okumak olarak ifade eden Bediüzzaman, pozitivist akıl sağlığının maddede her şeyi arayanların ise körlük ve cehillikle şöyle tanımlamaktadır. Avrupa filozofları, maddiyatta şiddeti tevavudan dolayı iman, İslam ve Kur'an hakikatinden pek uzak mesafelerde kalmışlardır. Şimşek, buhar gibi fenli meseleleri keşfeden filozoflar, hakkın esrarını, Kur'an'ın nurlarını keşfedebilir diyemezsin. Çünkü onların akılları gözlerindedir. Birazdan bahsettiğimiz gibi aklı tanımlayan ve Bediüzzaman her şeyde la ilahe illallah tevhid hakikatini ispat etmesi, dolayısıyla onların bu noktadaki fikriyatının ideolojiden öteye geçemeyeceğini gösteriyor. Ve bu şekilde Bediüzzaman akılları gözlerinde, dolayısıyla akıllarının değil gözlerinin yetişemediği, ayaklarının gözlerinin daha yetişemediği noktayı Kur'an ve iman bu noktayı ispat ediyor diyor. Diğer bir noktada ideoloji bağlamında batılaşma, kamusal alana Bediüzzaman'ın nasıl bir eleştirisi var? Başlangıçta bir medeniyet projesinin nesnel bir sunumu olan batılaşma hızla kültürel bir içerik kazanmış ve giderek bir ideolojiye dönüşerek tutucu bir forma girerek dogmatikleştirilmiştir. Yani bugün siz rejime neden bir eleştiri sunamıyorsunuz efendim? Bunun altyapısı işte dediğimiz gibi yani kendisini seküler bir konuma getirip dolayısıyla akıl ve bilimi de kutsayan ve bu noktada her şeyi batılaşma projesini bunun üzerine bina eden bu rejim bir ideolojiden öteye geçemiyor. Ve Bediüzzaman'ın ilmen kabul etmediğimiz bir rejim demesinin gerçek noktası sayın dinleyiciler budur yani. Neden ilmen kabul etmiyoruz? Dolayısıyla birazdan bahsettiğimiz noktada itibariyle bağlayabiliriz. Bu bağlamda pozitivist anlayışın Türkiye'deki yansıması olan Kemalist rejimin anlayışı ve uygulaması İslam inancı yerine yeni bir inanç sistemini yerleştirmek istediğini kabul etmek gerekmektedir. Kısaca akıl ve bilimin dışında toplumu dönüştürmeliyiz. İlerleme için din engeldir. Muasır medeniyet kurumlarını ve değerlerini adapte etmeliyiz. Abdullah Cevdet Anday'ın Bediüzzaman Seyyid Nursi Hazretleri'nin Haşr Risalesi'nin belki yazması sebep olan şahıs bir ikinci medeniyet yoktur, medeniyet Avrupa medeniyetidir demesi. Bu şekilde toplumu akıl üzerine, salt bir akıl üzerine kurarak radikal bir dönüşümü gerçekleştirmek istenmiştir. Türkiye'deki bu dönüşüm sürecine bakıldığında ise eğitim içindeki pozitivist felsefenin toplumun sosyal ve kültürel, ekonomik, siyasal yapısındaki değişimler etkilenmiştir. Bugüne de gelinen bütün noktada aslında çarpışılan ideoloji bu nokta itibariyle değerlendirilebilir. Medreselerin kapatılması, Latin harflerinin kabulü, İslam dininin anayasadan çıkartılması gibi birçok köktenci değişim çabalarının temelinde bu ideoloji ve felsefeye dayanıyor. Ve dolayısıyla sosyal ve siyasal bir hükümranlığı görülmektedir. Nursi'nin batıyı model gören aydınlara karşı negatif tutumunu ise bu cazibenin garptan beklentilerinin noktasındadır. Yani gerçek cazibeyi garptan bekledikleri için Bediüzzaman bunları eleştiriyor. Nursi, salt bir ilerleme, terakki düşüncesi batı yönelik modernite İslamları ayırt tutmaktadır. Hocam 2 dakikam var. Ben bunu 5 yapayım lütfen. Cumhuriyet devletinin dinle ilgili tasarrufu dini toplumsal ilişkiler alanındaki egemenliğine son verip İslam'a Diyanet İşleri Başkanlığı adı altında kendi egemenliğini kamusal, kurumsal bir parçası olarak tanımlayarak sınırlandırmıştır. Dolayısıyla Türkiye'de din öncelikle devletin aslında bir siyasal nesnesi olmuştur. Yani Bediüzzaman'ın birazdan hak ve hakikat inhisar altına alınamaz. İman ve Kur'an nasıl inhisar altına alınabilir? Siz kendi kanunlarınızı, kendi yönetmeliklerinizi, mevzuatınızı bir sınır altında tutabilirsiniz. Dolayısıyla kanun bir sınırdan ibarettir. Peki iman ve İslam'ın yani yaşantıya, kamusal alana, özel alana, bireysel hayata hangi noktaya girmediğini ispat edebilirsiniz? Dolayısıyla İslam'ın her tarafta cihan şumurluğu vardır. Dolayısıyla Türkiye'ye hakim olan siyasal bedenin niteliğine rağmen vatan gözüyle bakmaktan hiç vazgeçmeyen bir yaklaşımda bulunan Bediüzzaman ise bu değişim öncesinde, Türkiye'deki bu değişim öncesinde teklif edilen kendilerine teklif edilen Doğu vilayetlerindeki şehir İslamlık mebusu neden kabul etmiyor? Eğer kabul etse zaten bu salt akıl, pozitif akıl, akıl ve bilimi kendisini kutsayan ve bunun içinde çok uzun bir mücadele girmek zorunda kalmıştır.
İşte Bediüzzaman bugün milyonlarca talebesi bir kendi öğretisini aslında her akşam tebliğlerin sunulması, derslerin okunması, kendi davasında nedenli bir müceddit olduğu ortadadır. Dinin sınır ve tahtiklerle engellenmesinin gerçekliğin devasına uymadığı iddia eden Bediüzzaman, kamusal hayatın hiçbirinde dinin egemenliğinin engellenmeyeceğini belirtmiştir. Çünkü Bediüzzaman'a göre din hayatın hayatı ve esasıdır. Diğer bir noktadan ise Türkiye'de toplumun asil temelini oluşturan yani dinin zayıflatılması ve yerine etnik bir milliyet anlayışı yani ümmet anlayışından millet etnik Türk millet anlayışına getirilmesi, bu çerçevede geçmişten beri var olan toplumsal kimlik bu batılılaşma projesinde eritilmiştir. Bediüzzaman ise bu dönemdeki toplumsal kimliği değiştirmesini şu şekilde ifade etmiştir. Eğer milyonlar efradı bulunan ve binler seneden beri milliyetini, lisanını unutmayan ve Türklerin hakiki bir kardeşi, vatandaşı ve eskiden beri cihat arkadaşı olan Kürtlerin milliyetini kaldırıp onların dillerini unuttuktan sonra belki bizim gibi adamlara diyor etkiniz olabilir. Bir hükümet kendi raiyetini raiyet kabul etti adamlara her bir kanunu tatbik etse de raiyet kabul etmedi adamlara kanunu tatbik edemez. Yani düşünün, yani siz bir etniği tanımayacaksınız ve bunun akıl ve bilime dayanan bir proje ortaya atacaksınız ve buna batılılaşma diyeceksiniz, muasırlaşma diyeceksiniz ve dolayısıyla içinizdeki raiyeti kabul etmeyeceksiniz ve Bediüzzaman ifadesi gibi madem biz raiyetiniz değiliz, siz de bizim hükümetimiz değilsiniz. Biz de sizi bir iktidar olarak kabul etmiyoruz. Bu nedenle Bediüzzaman böyle batılı modernleşme polisini etnik bir dayatma ile sahip olan tüm kültürel kodları unutturmaya ve yerine zorlayıcı reformlar koymanın yanlış olduğunu belirtmiştir. Bu anlamda keyfiliği, birkaç kişi üzerinden keyfiliği yapılan bu reformların doğru olmadığını iddia eden Bediüzzaman son dönemde bile tartışılan ve ancak yeni gerçekleşen, yeni raiyet kabul edilen etnik yani Kürt milliyeti üzerinden ve sonrasında yine devam edecek bu Ermenilere dayanacak, diğer noktalara dayanacak. Biz sadece bir noktaya geçiyoruz ve alt kimlik olan Kürtlerden elbette itaatin beklenmemesini bu şekilde ifade ediyor. Çünkü Türkiye'de din, Türkiye'de millet genelde dini kendisine bir güven, bir koruma alanı görüyor. Siyasal iradenin ne pahasına olursa olsun batılılaşma idealini başarma çabası Anadolu toplumunun sadece inancı değil aynı zamanda geleneği ve sembolik anlam dünyasında temsil eden dinden neden vazgeçilmesi gerektiğini anlayamazken batılı işgalcilerden kurtulduktan sonra şimdi neden batılı gibi yaşanması gerektiğini ve niçin İslam milletinden Türk milletine dönüşmesi gerektiğini de anlayabilmiş değildir. Şu an anlayabilmiş midir? Bence şu an değildir. Bundan ötürü Türkiye'de toplum siyasal iradenin işaret ettiği modernleşme hedeflerine değil, tanıdığı, bildiği, güvendiği ve meşru, dolayısıyla kendisini güvende hissedebildiği değerlere, İslam değerlerine, din değerlerine her zaman meyil göstermiştir. Ve Türkiye'deki bu medeni söylemine tutunarak gerçekleşen batılılaşma modernleşme projesinin yeni bir vatandaş inşa etmiş teşebbüsüne girişilmiştir. Egemenliğin kutsallarını alarak Türk milletine verilmesi de günümüzdeki etnik problemlerin hikayesini sembolik başlangıcını oluşturmaktadır. Son olarak, evet, Türkiye'de bu pozitif evrede egemen inanç sistemini bilim olarak gören ve bilimi bir iman olarak, bilim imanını ortaya atan Kemalizmin çağdaşlık anlayışına hayat en hakim mürşit bilimdir düsturuna dayandırıldığı zaman dolayısıyla İslami dayanıklılığın yerine geçirilen layık reformları bu dönemde amacı dini devletten ayrılması aslında dini devletin denetim altına sokmak olmuştur. İşte tüm bunlar değerlendirildiğinde benim aslında kısmen biraz az kaldı. Bediüzzaman Seyyid Nursi toplumsal değer ve kod sistemlerini değiştirmeyi amaçlayan ve bunu Anadolu'da uygulayan bu kültürel batılılaşma modelini eleştirirken materyalizmi ve pozitivizme dayalı yani bilimsellik öğretisiyle inancın reddiyesi karşısında ideolojiyi bilimden ayırıyor. Yani birazdan politik ideolojiyi bilimden ayırıyor. İşte Bediüzzaman'ın en önemli noktası yani kendisinin mücedditliğini ortaya koyan nokta budur. Yani bilim üzerinden bir tecdit gerçekleştiriyor. Tabii hocalarımız burada, ilahiyat hocalarımız burada. Ben bu tecdit kelimesini kullanırken İslami gelenekte bir tecdit gerçekleştiriyor. Bu yüzden Bediüzzaman'ın her sözü ve eylemi gerçekten insanla ve bizlere, bütün insanla, gelecek insanla model oluşturmaktadır. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.